Modef Expo 2021 45. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı düzenlenen törenle kapılarını dünyaya açtı. Fuar açılış törenine Bursa Valisi Yakup Can Polat, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altıncay Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, İnegöl Kaymakam Eren Aslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İTSO Başkanı Yavuz Uğurday'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Aziz şehitlerimizi rahmet yanarken... Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve aynı zamanda MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ şuna söyledi. Fuardan fazlası sadece İnegöl'de mobilya fuarı olarak düzenlenmiyor. Şehir senede iki kere tüm sektörleriyle birlikte fuara hazırlanmış oluyor. Ve ekonomik katkısı, fuarın ekonomik katkısı başta mobilya sektörü olmak üzere tüm sektörlerimize büyük ölçüde katma değer sağlıyor. Bu bağlamda baktığımızda İnegöl artık Türkiye'nin 21. büyük ekonomisi, 17. büyük ihracat yapan merkezi ve dış ticaret fazlası veren 10. büyük ekonomisi olması hasebiyle tam anlamıyla bir sanayi şehridir. Sanayi şehri olma hüviyetini, sorumluluğunu üstüne almış ve başta İnegöl şehrine, Bursa şehrimize ve ülkemize ekonomik anlamda üst düzeyde katkı sunmaya devam ediyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise 45.sini gerçekleştirdiğimiz mobilya fuarımıza ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz diye konuştu. Tabii İnegöl şehri ülkemizle beraber, ülkemizin gelişimine paralel büyümeye devam ediyor. Bu sektörün içerisinde tabii bundan sonra atılması gereken önemli adımlar olduğunu da düşünüyorum. Kıymetli paydaşlarımızın, özellikle mobilya konusundaki kıymetli paydaşlarımızın bizlere iletmiş olduğu tüm talepleri, istekleri, önerileri değerlendirerek şehrimizi buna mukabil geliştirmek üzere adımlar atıyoruz. Belirli planlamalar yapmaya devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki mobilya, sizler de ifade ediyorsunuz, emek dostu bir sektör. Bu sektörde şu an için İnegöl'de biz çalıştıracak insan arıyoruz. MODEF fuarının geçmişinden bugüne kadar yaşadığı adımlardan bahsederek konuşmasına başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Baktaş ise şuna söyledi. El birliği içerisinde, iş birliği içerisinde daha çok güzel işlere imza atacağız. Ben az önce hem federasyon başkanımızdan hem Ahmet Başkan'dan, diğer başkanlarımızdan duyduğumuz bizleri ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Bize düşen her zamanki gibi çalışmak, daha fazla gayret etmek, daha fazla pazar aramak, daha çok ürünümüzü geliştirmek, standartlarımızı yükseltmek. Zaten bunu yapmak adına da İnegöl'de de Bursa'da da bir açıkçası el birliği var, bir iş birliği var. Artarak devamı en büyük temennimiz. Tabii hem burada hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak hem de Bursa Belediye Başkanı olarak burada olmamız da kaçınılmaz bir gerçekti. Açılış töreninde son olarak Bursa Valisi Yakup Can Polat bir konuşma yaptı. Mobilya üretiminde düşüşler görülse de hızla toparlama eğilimindeki sektörümüzün tüm emektarlarını, tüm işverenlerini buradan tebrik ediyorum. Buradan görüyoruz ki tüm olumsuzluklara rağmen İnegöl ihracat rakamları ile ekonomimizin güven limanı olmuştur. Mobilya sektörünün ekonomik büyüklüğü, istihdama olan katkısı ve ihracatta en büyük yüksek paya sahip olmasının en büyük sebeplerinden birisi hiç şüphesiz İnegöl'de düzenlenen ve bugün açılışını yaptığımız MODEF fuarlarıdır. Yılda iki defa uluslararası arenada ses getiren mobilya fuarlarımız İnegöl'ün sektördeki rüştünün, kalitesinin, istikrarının ve söz sahibi olmasının da ispatıdır. Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. MODEF fuarı 6 gün boyunca açık kalacak. Hayırlı olsun arkadaşlar.